çocuğu doğrasın. Hafta sonu gidiyor. Fark etti lan. Kalemleri bırakıyor burada. Hafta sonu gelse de kalemleri geldi. Çıkar yeri. Changing, değil mi? The world is changing.
Değişiyor ama yani. Arkadaşlar bu ifadeyi bileceksiniz. Hepiniz mecbursunuz. The cost of doing. Hayat pahası diyorlar ya, hayat pahalılığı. The cost of. Cost, bedel, pahalı. Yaşamanın bedelidir. Cost of doing. Biraz statik çevirirseniz. Bunu bileceksiniz. Son şeyde the cost of doing'in cost'u kelime sorusu olarak çıkarsa hiç şaşma. Bırakın o kadar. Ama hayat pahalılığı, özellikle Avrupa'daki bu durum belki öyle bir paragrafın çıkabilme ihtimalini bana aklıma getiriyor. Onunla ilgili de paragraf getirsem birlikte yapıyorum. Avrupa'da bu durum, dağılma tehlikesi, Euro bölgesi, hızlı var ya, sosyal olanlar arasında. Yani tabii onun sağlık sektörüne, fen sektörüne bir takım etkileri olacak. Tabii. The cost of living, hayat pahalılığı. Ne oluyor? Every year, things are more expensive. Her yıl daha pahalı mı diyor? O zaman hayat pahalılığı artıyor. Hangisi? Rise ve increase. İkisi de mümkün. Is rising, is increasing. Aşağı gördüğünüz hangisini istiyorsa yine onu kullanın. Rise, rise. Var mı sorun? George has gone to work in Spain. George gitti. Nereye? Ne yapacak? Eyvallah. At first, İlk önce her şeyden önce. His Spanish. İyi değil idi. Doğru mu? But now. Şimdi daha yani. Gelişti hocam. Gelişiyor. Now sadece şu anı gösterir. Gelişti diyebilmek için hali hazırda olmuş bir iş gerekir. Türkçesi past ya da en azından present perfect. Ama burada gelişiyor. Doğru mu? Bakın, belki çok basit bir cümle ama İngilizce'nin temel bu kavramı mükemmeldir. Bir cümle pasta, bir sonraki cümlenin present ya da future olabilmesi için o cümlede zaman değişikliği gerekir. Aynı cümlemi sevgili arkadaşlar, at first. Şurada bir nokta var, doğru mu? Şurada bir nokta daha var mı? Şu iki nokta arası toplamda tek bir cümle. O cümlenin içinde hem pasta present var mı? Var mı yok mu? O zaman oluyormuş değil mi? Zaman uyumu dediğiniz şey sadece pasta past, presence, present değilmiş. Ama zaman uyumu nedir biliyor musun? Zaman uyumu uygun eylemin uygun zaman zarfıyla birlikte kullanılması. Bakın, at first diyor başlangıçlar. Burada İspanya'ya gittiğini söyledik mi? Bu bilgiden sonra at first başlarda diyor pasta olduğunu verdi mi bize? Past yazdık mı? Zamanı değiştirirken but now dedin. Şu andan itibaren now hakkında konuşacak mısın? Bu geçişi sağladıktan sonra present continuous olmasının hiçbir sakıncası yok. Efendim pasta present continuous olmaz. Görürsen söylerim ne olur. Ama şartı var. Şart yerine gelmiş mi kardeşim? Olmayacak bir şey yok bilgisi. Türkçe de yok zaten. Biz aradan da onu öğrendik ya. Kolay geliyor. Evet. Değil mi? Üniversite sınavına hazırlanırken Türkçe soruları var, analizi var, bilmem neyi var. Böyle her soruyu doğru çözüyor musun? Evet. Ben İngilizce'yi de daha çok açıp bak. İngilizce'de paragraf sorularını falan daha çok çözüyordum. Türkçe olmayan her hiç bana ulaşmaz. Bakın gramer bize. İngilizce'de her türlü kavram falan benden iyi. Ama hiç Türkçe'ye girdi mi? Sıfatla belirtiyorum ben karışmam. Bilemiyorum. Farklı olabilir, kullanılabilir. Ama burada bakın, çok basit. Kur'an ne? Akla ve mantığa uyuyorsa dile de uyuyordur. Hiçbir sakıncası var mı bu mantığı? Yok zaten İngiliz grammar'ı yüzde hiç itiraz etmem. The economic situation is already very bad. And it... Ekonomik durum zaten kötü değil mi? And it... Worse daha kötü demek. Daha da kötüleşiyor, doğru mu? Getting worse. Zaten kötü bak. Kötü, daha kötü. O zaman burada becoming or getting kullanılmalı. Var mı sorun? Evet arkadaşlar. Genel manada sizden istediğim, ben şunu bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Ben present continuous zamanları öğreneceğim, istediğim yerde yazacağım, çizeceğim var. Gördüğünüzde present continuous'un ne olduğunu, onun bir present continuous olduğunu ve demek istediğini anlıyorsanız hedefe ulaşmış. Tekrar söylüyorum, 100 fark. Topu topu hazırlık sınıfında 3 tane hafta eder. Artı 33 hafta daha var hazırlık.
artı birinci sınıfta bir sürü 20 saat daha veriyoruz. Ondan sonra sizin dediğinizden sorguluyoruz. Ama gördüğünüzde şurada mesela böyle bir cümlede en azından prezent olduğunu algılayabiliyorsak hedefimize ulaşmışız. Şimdi arkadaşlar kitabımıza geri dönüyoruz. Present continuous dedik. Şimdi bak. Soruyu biraz daha bir soru olduğu için geçiyoruz. Şu notu sorularla ilgili, bilgisayar mantığıyla ilgili şu notu hatırlatmak istiyorum. Present continuous bir eylemin konuşma anında devam etmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır. Tekrarlıyorum, bak defalarca tekrarlıyorum. Eylemin ne kadar süredir yapılmakta olduğuna dair bir veri vermemektir. Çünkü böyle bir veri eşittir, perfect demektir. Ona da efendim present perfect, hayır perfect demek. Süreç varsa o perfect. Tabii ki present perfect'te perfectlerin en bilineni, en çok kullanılanıdır. Ama bunun şu andan itibaren perfect demeyelim, her zamanın açık ismini söyleyelim. Present perfect, past perfect, future perfect, o perfect, bu perfect, şu perfect. İnşallah sonuç perfect. Eğer herhangi bir cümlede bir eylemin ne kadar sürede devam etmekte olduğu ifade ediliyorsa, o zaman perfect zamanlarda birinde kurulmuş bir cümle seçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim. Simple past tense. Yine biraz buradan yapıp öteki kitaptan örneklerle, kelimelerle gideceğiz. Şimdi daha da üzerinde simple ve past dedik. Doğru mu? Simple past neyi gösteriyordu? Eylem geçmişte olmuş ve bitmiş. Oluş zamanı 3 ana zaman diliminden pastlar. Bunu şöyle okuyun demiştim. Asla present değildir, feature hiç değildir. Öyle mi? Ve şunu asla unutmayın. Bakın bazen düşünmek zorunda kalırız. Kalıp malıp, test tekniği boş. Ya arkadaşım ben bu past'ı kullanırsam söylemiş olduğum şey şu anda geçerli değil. Eyle uyuyor mu? Uyuyor mu? Past'a söylediğiniz şey şu anda geçerli değildir. Anı olmuştur. Bunu unutmayın. İkinci, madem ki past, ikinci halde bir fiil kullanalım. Doğru mu? Şunu da söylemiştim, tekrarlıyorum. Fiilin ikinci hali İngilizce'de tek bir yerde kullanılır. Öznardır fiilin ikinci hali, gerekiyorsa nesne. Simple past bir cümlede zaman, eylem, olay ve durum bildirmek için kullanılır. Yani özne ile fiilin ed almış şekli ed diyoruz İngilizce'de buna, değil mi? Kafanızda ikinci hali bir. Üçüncü hali bu diye soru oluşturuyorsa kolayı var. Özne artı direkt iyiliğini fiil ise eşittir ikinci hali. Önünde hep fiili varsa, hep fiili varsa, evizar varsa direkt üçüncü hali. Perfect ya da past. Ben bu üçüncü hali olduğu kesin mi? Lütfen. Dolayısıyla simple past dediğimizde ne olacak? Özne artı fiilin ikinci hali. Alın size simple past. Oldu da bitti maşallah. Başka bir özellik. Boşa simple dememiş adam. Doğru mu? Niye kullandık? Niye kullanacak arkadaş? Geçmişte olmuş, bitmiş, eylem, olay ya da durumu. Özellikle de anlık, olay ya da durum anlık. Tabii ki istisnai kullanımları var. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, yardımcı fiili did ve did not'tır. Yani şöyle bir şey ifade edeyim. Bir fiil ikinci hali demek sevgili arkadaşlar. Bana sorarsanız. Verb artı did eşittir verb 2. Fiile o ed ifadesi, şahsi fiildir, ed ifadesi did'in fiilin sonuna eklenmesinden başka hiçbir şey değil. Yani bakın study dediğimiz anda bu eşittir. Study artı did mi? Bunu unutmayın. Yani fiil idealı dediğinizde normalde bu. O zaman şu sorun çıkıyor. Nadiren de olsa ben did study diye bir şey kullansam bu da fiilin ikinci halini karşılar. Şimdi soru da bakın. Şöyle diyorum. Did
you study dediğimde simple past bir cümlenin soru şekli oldu mu olmadı? O zaman did ve studied'in aynı cümle içinde bir arada bulunması past olmasını sağladı. Bazen bunu düz cümlede de yapıyorlar. I did study. Söylediğinizde inat etmek için kullanılır diyor. Çalıştım işte. Ama mesele ne? Mesele bakın çok detaylı. Birinci kullandım bu, ikinci kullandım bu, beşinci kullandım bu. Boş ver. Geçmişte olmuş, bitmiş. Özellikle ama özellikle tek bir olay varsa olur. Şimdi bakın. Bir de benim karşı olduğum bir şey var. Tabii bak bu UDS, KPDS, YTS yani özelleme sınavları başladı, normal İngilizce başladı. Burada sınıfta hata dediğim pek çok şeyi kabul ediyorum. Doğru kabul ettiğimi de orada tam tersini söyleyebiliyoruz. Yani burada belli sınav var, belli hedeflerimiz var, ona göre yapıyoruz ama. Yine de bu söylediğimi de kabul ettiğim, inandığım için söylüyorum. Bu nedir arkadaşlar? Şudur. Şimdi simple past eşittir dili geçmiş zaman deniyor. Aslında bu doğru değil. Şöyle doğru, Türkçe'ye çok hakimseniz doğru. Ama bunu yakın geçmiş, uzak geçmişe çevirdiğiniz anda hata başlıyor. Nasıl hata başlıyor? Şimdi yakın geçmiş deyince, 5 dakika önce olunca ben onu yakın geçmiş anlıyorum Türkçe. Milattan önce 3. yüzyıl deyince uzak geçmiş anlıyorum, doğru mu? Ama aslında öyle bir şey yok. Yani simple past'ın yakın geçmiş, uzak geçmişliği 5 dakika önce 10 dakika sonrasıyla alakalı değil. Geçmişte olan iki olay varsa o durumda onlardan yakın olanıdır. Eğer geçmişte olan olay tek bir olaysa istediğiniz kadar geri gidin. Tamam mı? İstediğiniz kadar geri gidin o simple past. Evren yaratıldı. Allah evreni yarattı. Evren kendiliğinden oluştu. Ne diyorsanız deyin. Bundan eskisi var mı kardeşim? Benim aklım kesmez öncesinde. Şimdi burada tek bir olay var, doğru mu? Şimdi yakın geçmiş, uzak geçmiş mantığıyla bakarsan bundan geçmiş yok. Ama bunu asla past perfect yazamaz. Yakın geçmiş değil. Bakın Bektaşi'nin işi var ya Bektaşi. Ne diyorum ben bir şey diyorum. Arkadaşlar onu Bektaşi'ye çeviriyor. O şartı unutuyorlar. Eğer geçmişte iki tane ayrı ayrı olay varsa bu iki olay eş zamanlı olabilir, doğru mu? Biri olurken öteki de oluyordur. Ama biri önce biri sonra da olabilir. Var mı? O zaman biri önce biri sonraysa biri yakındır, biri uzaktır. Doğru mu? O zaman yakın geçmiş eşittir. Öteki şey simple past, uzak geçmiş past perfect. Ama bakın şart koşuyorum. If diyorum. Ne diyorum? Geçmişte olan iki olay varsa. Bunu alıp efendim simple past eşittir. Yakın geçmiş zamanmışlar. Türkçe'ye çok hakim ben değilim. Dili geçmiş, işli geçmiş. Bu da doğru. Bunu söylemek doğru. Ama bunu eğer gerçekten mantığıyla anlıyorsanız yani hikaye ve rivayet aynı zamanda bize daha yakın olan, daha çok hakim olduğumuz mantığı. Yani tamam öyle yapın ama dediğimi de anlayın değil mi? Geçmişte olan iki olay yoksa yakını uzağı yoktur kardeşim. Ben örnek olarak ne demişim? Bakınız. Mesela hep şey veririm. Tanrı milyarlarca yıl önce evreni yarattı. Allah evreni yarattı. Oldu mu? Oldu. Ben burada bir şeyle karşılaştırıyor muyum? Derdim var mı? Yok. O zaman simple past mı? Şimdi perfectleri ifade ederken şunu söyledik. Bütün perfectler iki şeyden birini, bazen her ikisini ifade ediyor. Ya bir şeyden önce olmalılar ya da bir şeye kadar sürmeliler. Doğru mu? İşte Allah evreni yarattı dediğimizde ne bir şeyden önce olur ne bir şeye kadar olur. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok ki ifade ediyor. Doğru mu? Ya evren tesadüfen olacak. Ne olacak? Ha? Bana iki, herhangi bir perfect zaman kullanacaksınız. İki sorudan birini cevaplayacaksınız, doğru mu? Neyden önce neye kadar? O yüzden lütfen, yani yakın geçmiş uzak geçmiş onları bırakın ve
kelimenin mantığa bakın. Nerede kullanıyor? İsme ne derseniz deyin. Ama ya tek bir şey var. 5 dakika önce oldu. Bu simple past. Eğer dedemin zamanında oldu past perfect. Mesela o değil. Past perfect mutlaka ya bir zaman diliminden önce olur ya da başka bir olaydan önce olur. Şimdi o zaman ikinci önemli unsuru devam edelim. Bakın, geri geçmiş zaman ifadesi tam olarak karşılamaz diyor. Ben demiyorum ki geri geçmiş zaman diyor. Ama bunu olmazsa olmaz katı, strict bir kurala çevirin. Oradan da hataya gitmemek lazım. Hata ne oluyor? Mesela benim çok kızdığım şeylerden biridir. Yani, efendim, tek bir yazmış, not yazmış adam, bir soruda tek bir boşluk varsa past perfect yazmış. Geçmişte iki olay olmazsa past perfect yazılmaz. Görürsem söylerim. Böyle benim sorduğu sorularda 10 tane örneği var. Tek bir boşluk doğru yapmaz. O net koymak lazım. O yüzden bakın dili geçmiş zaman değil demiyorum ama dili geçmiş zamanı sadece yakın uzak davasına bağlamamak lazım. Şimdi geçiyoruz. Şimdi sen bu past perfect'in önemli bir başka özelliği. Normal şartlar altında geçmişte olması yetmez, geçmişte ne zaman olduğunu gösteren bir zaman zarfıyla mutlaka birlikte kullan. Simple past demek, eylemin ne zaman olduğunun bilinmesidir. Biliniyorsa söylenmeyelim. Paragrafın başında bahsettik, ben size sordum, dün gece ne yaptınız, arkadaşlarla bir araya geldim. Siz bana 40 tane simple past cümle kurabilirsiniz. Hepimiz de zaten meselenin dün gece olduğunu biliriz. Bilmek zorundasınız. Çünkü bilinmiyorsan en sonunda present perfect'e gelecek bir şeyler anlatacağız. Şimdi Atatürk, the founder of Turkish Parliament, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, died in 1930. Var mı soru? Bakın, eğer bu 1938 olmasa belki present perfect gibi Atatürk yaşamıyor ki diyebiliriz, değil mi? Hem dahil de mümkün. Ama o zaman ne olur? Zamanı vurgulamıyorsunuz. Burada mesele de bir eylemin geçmişte olması yetmez simple past için tekrarlıyorum. Ne zaman olduğunu da bilinmesi gerekir. Yazılması da demiyorum. Bilinmesi gerekir. Açıktan bir kere söyle. Her seferinde herhalde zaman zarfını tekrarlayacak değiliz. Hatırlıyorsanız pazartesi günü bir zaman zarfının hükmü yeni bir zaman zarfı ile karşılaşana kadar devam eder dedim. Doğru mu? Mesela bu. We watched the movie through yesterday. Bakın ne yaptık? Simple present tense'i geçmişe attık. Ben her akşam Truva'yı seyrederim deseydim. We watch. Doğru mu? Yesterday diyebiliyor muyum? Aslında aynı eylem mi? Aynı eylemin zaman çizgisinde aşağıya göre çekip duruyor muyum? Yaptığım ne? Bir takım ayarlamalar yaptım. Yani bir tane makinemiz var. Bu makineyi ortama göre ayar ediyoruz. Özne hiçbir zaman değişmez dedik. Hatırlayın. Doğru mu? Yani dün de olsa bir işte, yarın da olsa bir. Şimdi gelelim nesne. Seyredilen belli mi? Belli. Değişen mi? Gayet de zaman var. Varsa zaman var. Burada bir sürü şey var ama. 1923 yılında Atatürk Deniz Frens, Atatürk ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Establish neymiş o zaman? Kurdular. Tesis Establish ile ise göstermek için bunlar beş anlamlı. Özellikle ama özellikle iki tanesi, ikisi çok güzel uyuyor. Setup, kurmak. Kurmak derken sadece hani Türkiye Cumhuriyeti odur. Ama şey var ya mesela kurum kurar. Eğitim ve bilimleri enstitüsü kurdular değil mi? O kurmak bir sürü de çalışma gerektiriyor. Birlikleri, iş birliği hepsini veriyor. Establish de olur. Establish aynı zamanda oturmuş mesela. Bir gelenek vardır, oturmuştur. O establish'tir. Kurulmuş ama herkes ne yapacağını biliyorsa oturmuş kurum denir değil mi ona? Yeni kurulmakta olan pek çok üniversite var. Oraya gittiğimiz, beklediğimiz, ben gittiğim üniversite var.
şu su eksik, bu su eksik ama mesela Kırıkkale'ye falan filan pek çok yere gittim, bizimki üniversite. Gerçekten bizimkinin idaresi var. Yani her şey var bizde, iş giriyor biraz. Sahip olsun diyoruz ama. Kimin ne yaptı belli. Yani yeni kurulmuş ya. O demek ki o oturmak belli bir şey. Hiçbir şey demeden bile işlerin kendi kendine yürümesi için demek ki vakit daha. Bir ve iki. Bir ve iki diyor muyuz? Tabii bir ve iki buraya yazmak lazım diyor. Tamamıyla biat etmiş. Teşekkür ederim. O sen ne derse olur diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş, 1837'de var mı sorun? Hemen named. Şimdi bakın, buradaki named ne anlam katıyor sizce? Fiilin ilgi almış şekli mi? İkinci hali ise, simple past bir cümledir, doğru mu? Kendinden sonra bir gün fiil gördünüz mü? Ben görmedim. Buradaki neyin isimli anlamında sıfat. Fiilin iyi almış hali, üçüncü hali sıfat olarak da bolca kullanılmış. Yani hemen neyin isimli anlam. Eletir sen, bir tane de onu yazayım mesela. Fiil, sen fiilinin üçüncü hali bu mu arkadaşlar? S, E, N, T mi? Eletir. Sen dediğinde fiilin üçüncü hali olduğu, açık olduğu için burada bunun artık fiil olarak, simple past olarak, past perfect indefinite olarak kullanılması mümkün değil. Bir fiilin üçüncü hali, bir isimden sonra geliyorsa tek bir anlamı vardır, sıfat. Ancak pasif anlam taşıyan sıfattır. Bunu da kısaca bir şeye not düşmeniz için çok kısa bir örnekte ileride zaten bunu net anlatacağım, geniş anlatacağım ama sevgili arkadaşlar kısaca iki örnek vereyim. Mesela bu oyun nedir? Eşittir kaynamak mı? Boil fiili kaynamak. Şimdi bakın, fiilin ing almış hali aktif anlam taşıyan, işi yapanı vurgulayan diyelim. Sıfat olarak kullanılabilir. Boiling water dediğimde kastım ne? İki anlamda biri var. Ya kaynamakta olan su ya kaynayan su diyor değil mi? Yani ama vurgu eylemin devam etmekte olduğunda mı? Şimdi bir de kaynamış su var. Boil fiilinin üçüncü hali pasif anlam taşıyan sıfat olarak kullanılabilir dedim. Boiled water dediğimde kastım ne? Kaynatılmış su. Yani water kaynamak eyleminden etkilenen, doğru mu? Ama boiling dersem kaynayan kendi oluyor. Bunu sevgili arkadaşlar diyeceksin ki hocam sen sonra dedin önce yazıyorsun. Sonra yazmakla ne ilgili ki? Bir şey değişmiyor. İngilizce'de nadiren sıfat isimden sonra gelir. Nadiren diyelim, isimlendirelim, açık. Bir, relative clause isimden sonra gelir. İki, indirgenmiş olan yapılar. Yani burada water boiling ve water boiling, her ikisi de sevgili arkadaşlar yine sıfat mı? Oldu mu? Bak bir örnek daha vereyim, çok karşımıza çıkar. Otello biliyorsunuz William Shakespeare'in en önemli eserlerinden biri. Shakespeare. Birkaç yazılı Shakespeare var ama kabul edilen bu. Is nokta nokta. Doğru mu? Buradaki bakın pasif anlam taşıyan ya da nitelemeye çalıştığı ismin yazan değil, yazılan, etken değil, edilgen olduğunu gösteren sıfattır. Zaten burada da var. Ayrıca bunu ekstradan destekliyor.
Ne oldu? Otello. Written by Shakespeare. Buradaki bunlar başarımızı azaltan unsurlar zaten. Hani öyle bir yer oluyor ki arkadaşların yarısının ben fiili yanlış anladığını eminim o şeyde. Cevap verildiğinde indirgemeyi fiil alıyor. Artık bir pasif alıyor. E o zaman ne oluyor? Yanlış. O yüzden bu ufak tefek unsurları ne yapmamız lazım? Halletmemiz lazım. Burada ne demiştim? Evren ne? İsimli adam. Ne isimli? Build the first electric car. İnşa et. Bu da bir yazı değil. Nerede? Hangi yılda onu açtı? Hala piyasa diyor. Çok ilginç değil mi? Yani teknoloji yok deseler varmış. Ben bunu gördüğünüz çok şaşırdım. O veya bu çok büyüktür. Kullanımı yoktur ama demek ki üzerinde çalışmadılar. Bir pislik varmışlar. Petrol mü acaba? Neyse çok konuşmayalım. Kameraya da anlıyor. İşini izliyor. Ondan sonra bir içeri gider ama. Then I saw my grandfather. Dedemi gördüğümde diyor. Doğru mu? He always gave me a candle. Şimdi bakın. Önce şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bazen simple past tense. Geçmişteki tekrarlayan olayları, yani alışkanlıkları da verebiliyor. Şöyle söyleyeyim. Simple present tense'in geçmişe atılmış şekli de olabilir. Şimdi, geçmişte daima böyle olurdu diyemez miyim derim. Rahmetli dedem diyor. Dedem, geçmişte her ne zaman gelse, artık bana şekerleme verirdi, şeker verirdi, doğru mu? Ama bunun zaman zarfı var. Doğru. Bu ne? Artık bu bir zaman zarfı. Doğru. Zaman zarfı past mı? Past zaman zarfı. Bunun past zaman diliminde olduğunu veriyor mu? E o zaman sorun. Yok. Bakın bu şiir Adile Naşit. Bahsedilen olay mı? Olmaz. She always got up early. Erken kalkardı. Geçmişte tekrarlanan bir olay. Early and unlock. Lock kilit demek. Unlock kilidi, kilidi açmak. The doors before the students came. Kapıyı açardı. Bakın simple present tense'in geçmişe atılmış şekli. Doğru aynı. Yaşasam şimdi bu işi yapıyorsun. Ya da emekli olmuş. O zaman simple past geçmiş, olmuş, bitmiş, eylemi gösterir. Olay bitmiştir. Şimdi ben İngilizce'den ve yüzden muhtemelen bu kredi körfekte mi geçtim? Şimdi bu kredi bunu zaten yapmıştır. Değerli konuda onlara bir fark edelim. Zaman baktığını veriyor. O yüzden çok güzel açmışsınız. Bu müdeleri siz de arkadaşlar hoş kaldığınızda yaparsanız çok büyük faydasını görürsünüz. Onu söyleyeyim. Simple fun. Kısaca bakalım. Özellikle alıştırmalarına bakalım. Look, it is raining again. Bak yine yağıyor. Oh no, not again. It rained all day yesterday too. Dün de bütün gün boyunca yağdı. Doğru mu? Oradaki too ifadesi D'den dahi cümle sonunda also gibi. Peki also'dan farkı ne? Also için şunu demiştik. Ana fiillerimiz. Too ise cümle sonu.
simple past'taki fiil idi ile biter diyor. Doğru mu? Doğru. We invited them to our party, but they decided not to come. Biz onları partiye davet ettik ama onlar gelmemeyi tercih ettiler. Karar verdiler. Decide karar vermek diyor. Neye? Gelmemeye. Şimdi oradan yaptığımız için direkt alıştırmalara geçeceğim arkadaşlar. Evet. Buradan hem de birkaç hem bunu yapalım hem kelime derdim. Şimdi hard fiil çok değişik bir fiildir. Değişikliğini bilen var mı? Niye değişiyor? Evet. Üç halinde aynı olduğu için. Değişiktir. Okunuş şekli de hırt diye okuyan var, hırt diye okuyan var. Hırt diye okuyan var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim demeyin, okutalım. Hurt. Hurt. Bazen o gibi olmamalı da hurt dedi. Hurt. Hurt. Artık nasıl anlıyorsanız öyle. Ben yorum yapmıyorum. Hurt. Hurt. Bu iyice, bu işin hırtı dışarı. Pardon. Evet. Neymiş arkadaşlar? Yaralamak, incitmek anlamında var. Önemli mi? Çok önemli. Birincisi. Biliyorsunuz bu zaten. Bilmezseniz de. Bakın fiil halini biliyorsanız, isim şeklinde karşınıza çıksa onun isimleştirilmiş şeklinde ne olur? Gelelim teach. Evet, artık. Ama yaşananları var değil mi? Öyle demeyin şimdi. Ben bir teach yazayım. Bak orada neler çıkacak? Değil arkadaşlar. Educate ve instruct yeter şimdi. Instruct, educate. Instructor. Aynı gibi. Instructor bilgilerde. Mesela advise, advisor. Test danışmanına advisor demek. Danışman ne işe yarar? Tavsiyeceğim bak. Advise. Ha, büyük bir. Yok diyorsun. Neyse. Neyse, danışmanın falan bir yerden demek. Spend? Harcamak. Çok. Harcamak, sarf etmek ya da vakit geçirmek. Sell? Satmak. Throw? Fırlatmak. Ben bazen sallamak, atmak anlamında da kullanıyorum. Ama normalde bir şey. Throw fiili. Göstereyim arkadaşlar. Evet. Hep de kullandığımızda arkadaşlar ne olur? Bir hedefleyip hani terliği çıkarıp annenin böyle arkadan atış şekli var ya. Sonra et oluyor. Hedef sonu. Neyse. Fall, düşmek anlamı da var, azalmak anlamı da var. Düşmek anlamı da var, azalmak anlamı da var. Catch, yakalamak. Yağmak, çökmek falan. İkinci üçüncüler var. Keç. Anlamak, idrak etmek anlamı da var. Biraz daha şey ama. Ama bu yakalamak yeterli. Bay satın almak. Yakalamak, satın almak bu ne? Maliye. Evet. Kost. Arkadaş diyorsun ya. Bunun ederi ne? Almak, dazit kost. Bunun fiyatı ne? Doğru mu? Ha maç does it cost? Ya alsam para kaçan var yok. Yani fiyat soruyor. Aynı zamanda isim hali de bu. Var mı sorun? Bu meletin de üç halini bir halidir. Dikkat edin. Hırt fiili ve cost fiili de dikkat edin. Üç hali aynıdır. Adamı hırtlatabilir.
Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. I was hungry. Girişi pasta yaptık mı? So, so neydi? Şimdi arkadaşlar, so iki tane bağımsız cümleyi bağlar. Öncesi ve sonrası bağımsız cümle. Ne iş yapar? Kendinden önce gelen cümleyi sebep olarak gösterip ortaya bir sonuç yapar. Yani kendinden önce cümle gelmek zorundadır. So, I bought something to eat. Something, bir şey satın aldın. Ne için? O zaman yiyecek bir şeyler gibi bir ifade oluyor mu? Something to eat. Nerede almış? Etli spor, mağazada. Var mı sorun yok. Zaten kendi yapmış. Tom's father, Tom'un babası, him, ona, ne yapmış? How to drive? How to drive? Nasıl araba kullanacak? How, soru kelimesi, artı infinitif, nasıl kullanacak? How to swim, nasıl yüzeceği? When to swim, ne zaman yüzeceği gibidir. 17 yaşındayken, buna zaman harfı diyordu değil mi arkadaşlar? 17 yaşındayken nasıl araba kullanılacağını ona öğretti. Hangisi? Teach değil ama ikinci hali teach değil işte. T-A-U-G bunu H katmayın şuraya. Yani bu öğretmek gibi soğut oluyor. Evet. O zaman ne oldu? He told him how to drive. Very was 17. Var mı soru? Buradaki very was 17 zaten %100 bunu paslaştırıyor. Don't down the stairs this morning. Down the stairs, down aşağı doğru. Down varsa arkadaşlar, bir aşağı gidiş, bir aşağılık, bir kötülük, bir şeylik var. Maaşlar down falan diyorlar, sanmayın. The stairs, merdivenlerden aşağıya, this morning, and his leg. Herhalde bacağına bir iş gelmiş, başına bir iş gelmiş. Önce bacak kısmını halledelim. Onu fıkırıp rahatlayalım. Adama hıf olmuş. Hıf olmuş adam. Efendim. Saydın ya. Ben rock diyecektim ama video. Evet. Hört izle. Bacağını incitti. O zaman merdivenlerden aşağı ne olmuş olabilir? Evet. Fell down. Hemen arkadaşlar. Fall yazmasaydı ne olurdu? Fall tek başına olduğunda azalmak, inmek gibi anlamı varken down deyince tamamıyla bakın down. Düşmek anlamı oluyor. Fall down. Don't fell down the stairs. Nerede düşmüş? Bakın down'un da mantığını alıyoruz değil mi? Şimdi şunu sanmayın ki hani prepozisyonlar, hocam prepozisyonların ünitesi var mı? Var, var da bir kere o preposyonların tam bilen bir tane babayı var. Yani ünite çalışarak preposyon öğrenilmez. Preposyonlar görerek, arada böyle yavaş 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 katarak olur. O yüzden orada var, çalışabilirsiniz. Ben de gerektiğinde bahsedeceğim ama eninde sonunda yavaş yavaş okuya okuya algılamanız lazım. Bakın down, go down, break down, break down. Kırmak. Down kırılınca bir şeyler yıkılıyor mu? Etrafa farkı çıkıyor. Dağılıyor. Break down. Break kırmak into ne? İçine, iç tarafı. Break into kırıp girmek mi? Bugün bir şey okudum. İngilizce mi? İngilizce mi? Onu da karıştırıyormuş o zaman. Nerede oldu diyelim. Şimdi eskiden bir kanun varmış. Birisinin evine breakdown ederlerse bir evin önünde öldürüp oraya girmiyorlar. Tabii küfür de var. Evet ama hangi toplum ne o karıştı. Ben bugün okudum onu. Türkçe miydi? Yok ya bizimkiler örnek yazmış. Ama bilmiyorum ben ama break into bak. Kırıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Dıştan içeri hareket var dediğinizde. Yok. Var. Herhalde benim evine giriyor. Kırıyor. Öyle mi? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Don kardeşim de hırt oldu onu unutma. We needed some money. İhtiyacımız vardı. Need fiili ihtiyaç. Neye?
paraya ihtiyacı var. Bu nereden mi? Bir ağır kar. Arabayı ne yapmış olabiliriz acaba? Boyattık. Tabii ki sattık. Seyahatli. İkinci hali neymiş? Parantezin içindeki ikinci ve üçüncü halidir. Eğer üçüncü hali yoksa demek ki iki ve üçüncü hali aynı. Okey mi? Arabayı sattık diyor. Varmış nasıl? En kardeşim, en etofmaniyesi. Dün pek çok para ya kazanmıştır ya harcamıştır, doğru mu? Sizce? Çünkü kazanmak iyi diyor bir tane. Bayan diyor tabii. O da var. Neyse. Kafamı karıştırdınız şimdi ya Allah'ım. Bir şey desem denmiyor. Neyse. Orada şir, sperm. Doğru mu? Hemen ikinci hali teyledir gösteriyoruz. Harcamak, kaynamalı vakit biçimde. And spend a lot of money teyledir. Dün çok para harcadı. She cost. Satın almak diyor. Cost değil. She cost diyorsan o. Yani kadının fiyatı gibi bir şey olur. Olmaz mı? She bought buy fiilinin ikinci hali yani. Buy değil ya iyi kur. Önemli değil. Mantık doğru gerisi güzel. Ama B-O-U-G-H de bu. B-O-U-G-H de. Address. Debt. Cost. Şimdi cost'un üç ayda bir daha. Neymiş? Tabii o isim ayda olacak ama üç ayda falan yok. Cost. Dolayısıyla debt cost 80 dollars. Doğru mu? Şimdi bir sorun var. Bak bu ıslatıyorum. Basit geçiyor bazıları işte bunun işte özel falan. Ben takmam da yani şey de ben hazırlı sınıflama falan bazen götürüyorum. Ya hocam diyor bize bunu mu layık gördünüz ama ilerleyen şeyleri de sorunca bilmiyor. Yazamıyor. Çok işe. Ben bile öğrendim bundan. Çok zor öğrenen biri olarak söylüyorum. Yani İngilizce'de çok sıkıntı çekip öğrendim. Jim ne yapmış olabilir? Hocam bu kadar sadece bu fiil kaldı falan mantığıyla değil. The boat to su. Suya topu ne yapmıştı? Satın almıştı. Su da topla çok ilgilenmiştir. Bayan sonra süper. Evet ya fırlanmıştır hocam. Fırlatma fiil var. Throw. Hemen bakalım. Ya satın almıştı olabilir mi? Ben ya o kız. Neyse karıştırma. Atmak ve fırlatmak mıydı? E ile three olduğunda throw oldu. Polpet kolunda olduğunda. Fırlatmış. Bakalım karşılığında ne olmuş? Onu çok merak ettim. Who it? O da onu yakalamış. Topunu atmış olabilir. İnşallah. Caught. Catch gibi bir ikinci. Okay. Aslında benim hayalim başka. Dolayısıyla senin yapmış olduğun bir işi yapabilmek de zor. 900 saat koymuşlar. Hangi sınıfı koymuş ücreti için? Sıfırdan ama adam hedef koymuş. Garantili kurs. Garantili kurs. 900 saat. Bir sene boyunca hedef koymuş. Adam oraya koymuş. Nasıl? Kendi elemanlarına. Vakti ayarlamış zorla. Hocaları ben mecbur koştum. İşinizin adı ne demiş? Göke bunu iyi bir halledin. İngilizceye demiş, sen burada çalışıyor musun? Çalışıyor. Yapmasın. Demiş, ne demek yani yapmıyor? Herkesin işine ya. Olay yok. Hayır. Üyedeyse, kahvedeyse için bu mezun olanlara özellikle kendi personelini toplamış. Demiş ki kardeşim sağda solda kurs kursuyor. Para da istememiş. Demiş ki kardeşim haftanın 3 günü 4 gün işte buradasın. Zorunlu eğitim ama geçeceksin demiş. Hocaya da demiş, sen de benim elemanımsın, affedersin, eşek gibi vereceksin bu kursu. Çok da güzel olmuş. 100 saat değil, öyle olsa o ne güzel işler, 100 saat zamanları işler. Süper olur. Ondan sonra geçemeyelim, dövelim.